Konuşmalarını yapmak üzere Okçular Genel Başkan Yardımcısı Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Erdoğan'ı kürsüye davetimi arz ediyorum. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, çok değerli Amasyalı hemşehrilerimiz, hepinize bu misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Okçular Vakfı olarak bizler çok değişik alanlarda faaliyetler yapmaktayız. Tabii ki okçuluk bizim yaptığımız için ana teması. Bugün de 500. yılında Okçular Vakfımızın kurucusu Şeyh Hamdullah'ı anmak üzere Amasya'ya geldik. Aslında biz yılbaşında hedeflediğimizde çok daha geniş kapsamlı bir katılımla beraber Amasya'ya iştirak edip başkanlarımızla beraber, mütevellit üyelerimizle beraber burada sizin misafiriniz olmak istiyorduk. Ama malum durum, pandemi durumu. Ama yine belediyemiz sağ olsun çok güzel bir etkinlik planlamış. Biz de Okçular Vakfı olarak buna ortak olmak istedik ve buraya geldik. Şimdi ben Okçular Vakfı Başkanımızın size bir daveti var. Onu buradan başkanımıza ve valimize, rektörümüze ve sizlere iletmek istiyorum. İnşallah Ruzu Kasım'da yani 8 Kasım'da biz İstanbul'da büyük bir program daha yapmayı planlıyoruz. Yine orada sizin çok değerli hemşehriniz, büyüğünüz Şeyh Hamdullah'ı anmak istiyoruz. Orada inşallah sizi aramızda görmek isteriz. Buradan da davetimizi sizlere arz etmek istiyorum. Okçular Vakfı aslında 1453 yılında dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle beraber okçuluğa bir meydan bahşediyor. Burasının adı da Ok Meydanı. Aslında Okçular Vakfı'nın hikayesi 1453'te başlıyor. Daha sonra kurumsal bir yapıya bürünüyor ve 2. Beyazıt zamanında Okçular Tekkesi inşa ediliyor. Ve Okçular Tekkesi'nin ilk şeyhi Şeyh Hamdullah oraya vazifelendiriyor ve Okçular Vakfı oluşmuş oluyor. Okçular Vakfı kuruluşundan bugüne yani Şeyh Hamdullah'ın kurduğu sistemle beraber şöyle bir sistem kurulmuş. Ok meydanında atılan oklar, menzil taşları hepsi tek tek sicil defterlerine imzalanmış. Yani bir spor kulübü düşünün ama bu öyle bir spor kulübü ki kim orada ok atmışsa, kim orada rekorlar kırmışsa menzil taşları onun adına dikilmiş ve onlar tek tek o deftere işlenmiş. Çok sistemli bir şekilde işlemiş. Ve bu okçulukla beraber Türkler okçuluğu en iyi noktaya getirmişler ve dünyada en iyi yaptığımız sporların başına gelmiş. Daha sonra Cumhuriyet'le beraber tekke ve zaviyelerin kapanması gündeme gelmiş ve böylece Okçular Vakfı kapanmış. 2008 yılından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Okçular Vakfı tekrar kuruldu. Oradaki gençler tekrar spor yapmaya başladılar ve şu anda da Türkiye'de binlerce okçu var ve bununla beraber Okçuluk Federasyonumuz, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonumuz da faaliyetlerine çok daha güçlü bir şekilde devam etmeye başladı. Şimdi olimpiyatlarda, paralimpik olimpiyatlarda inşallah okçularımız Türkiye'nin adını göndereye çekmeye, bayrağımızı göndereye çekmeye çalışıyorlar ve çekecekler. Yine bugün birazdan inşallah açılışını yapacağımız bir de menzil taşımız var. Bu menzil taşının orijinali şu an İstanbul'da Ok Meydanı'nda bir yolda bulunmakta. Biz onun bir replikasını yani Şeyh Hamdullah'ın adına dikilmiş bir menzil taşı var. Onun replikasını da eğer kabul buyurursanız gerçek yeri olan Amasya'ya da hediye etmek istiyoruz. İnşallah birazdan onun da açılışını hep birlikte yapmış olacağız. Sayın Mehmet Erdoğan Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amasya'da kültür, sanat ve tarih anlamında çeşitli projeleri olan ilimize yeni müzeler kazandırılması konusunda çalışmalar başlatan, milli kültüre, mirasa sahip çıkan Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Efendim cümleten selamun aleyküm. Herkes hoş geldi, sefa geldi, şeref verdi. Sonradan unuturuz diye söylüyorum. Sayın Mehmet Başkanım buyurdular ki 8 Kasım. 8 Kasım'da geleneksel okçular Ruzi Kasım şenliğinde efendim buluşalım dediler. Tamam buluşalım. Bunda bir mahsur yok. Lakin söz buradayken aslı varken surete gerek yok diyelim. Aslının olduğu yerde bir dahaki seneye de ve ondan sonraki senelere de Amasya'ya söz verelim.
Biz ister geleneksel halinde, ister anılması durumunda Amasya Belediyesi olaraktan dışarıdan gelecek kardeşlerimize efendim onları misafir etmekten şeref duyarız. Evet, değerli hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, sevgili arkadaşlarım. Amasya'mız bu güneşin güzelliğinde bir güzelliği daha ilk defa yaşıyor. Amasya Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz efendim Kemankeş Türk Okçuluğu sergimizin açılışına dışarıdan gelen misafirlerimiz ve sizler hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tebriklerinizden dolayı sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şu anda bahçesinde bulunduğumuz Hattat Hamdullah Müzesi Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan tek müzedir. Böylesine müstesna bir müzede mümtaz bir sanatkarımızın vefatının 500. yılı münasebetiyle anma merasimini burada gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda adını ve hatırasını anlatmak ve yaşatmak gayesiyle sergiyi de açmış bulunacağız. Bu sebeple memnunum, mutluyum. Sergimizle ilgiyle teşrif ettiğinizi görüyorum sergimize. Bu sebeple sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, kültür ve sanat faaliyetleri düşüncelerimizi, hislerimizi en güzel şekilde ifade etmenin bir yoludur. Bir sanatı icra etmek sabır, özen, gayret, incelik ve nezaket gerektirir. Sergilerin açılmasının sebebi de kültür sanat alanında yapılan faaliyetleri ilgiyle buluşturmaktır. İlgileriyle buluşturmaktır. Kültür sanat bir milletin hayat damarıdır. Kültürden, sanattan mahrum olan bir milletin yaşama enerjisi tükenmiş veya tükeniyor demektir. Bu sebeple kültürle, sanatla meşgul olan insanlarımızı takdir etmeli, desteklemeli, onlara elimizden gelen faydayı, imkanı sağlamalıyız. Tabii ki her çalışmak kıymetlidir. Tarımda çalışmak da kıymetlidir. Masa başında çalışmak da kıymetlidir. Biz de bugün burada emeğin, gayretin, inceliğin sergisini açmak üzere bir araya geldik. Hepinizin ilgiyle, beğeniyle gezeceğini umut ediyorum. Değerli hemşehrilerim, biliyorsunuz Amasya'mız tarihte Şehzadeler Şehri olarak bilinir. Biz de Amasya'mızın bu şekilde bilinmesinden onur ve gurur duyarız. Fakat gururumuzu yeterince ifade edebildiğimizi zannetmiyorum. Mütevazi davranıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz müzenin ülkemizde biraz önce söylediğim gibi eşi ve benzeri yoktur. Kezaya müzeye ismini veren Şeyh Hamdullah'ın kim olduğunda belki burada bulunan birçok hemşerimiz biraz önceki anlatımlardan öğrenmiştir. Oysa kendisi Amasya'mız açısından çok kıymetli bir zattır. Amasya'mızın Türk tarihine adını altın harflerle kazıtan mümtaz, mübarek sanatkarlardan birisidir. Açılışını yapacağımız sergi tümüyle Şeyh Abdullah Efendi ile ilgilidir. Burası Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsnü Hat Müzesidir. Ne demek Hüsnü Hat? Güzel yazı demektir. Şeyh Hamdullah da Osmanlı Devleti döneminde İslam yazı sanatının zirveye taşımış büyük bir sanatkar ve hattattır. Biliyorsunuz İslam tarihinde uzunca bir süre resim sanatı yasaktı. Yasak olmasının sebebi ise günah olarak addedilmesiydi. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde minyatür, hat, tesip, ebru gibi süsleme sanatları gelişmişti. Bir de matbaa icat edilip kullanımına kadar kitaplar elle yazılıyordu. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde güzel yazı yazmak çok kıymetli işlerden birisiydi. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif kitapları da demek kaynaklarımız elle yazılıp çoğaltılmaktaydı. Şeyh Hamdullah hat sanatının ya da güzel yazının piri kabul edilmektedir. Pir bir demektir. Yani hat sanatının piri denildiğinde
hat sanatında birinci kişi demektir. Fakat Şeyh Hamdullah Efendi'nin tek hüneri güzel yazı yazmak değil, çok sayıda da ustalıkları vardı. Üsküdar'dan Sarayburnu'na kadar yüzecek kadar usta bir yüzücü. Diktiği elbisenin dikiş işlerini belli etmeyecek kadar hünerli bir terzi. Pehlivanlara kafa tutacak kadar yiğit bir pehlivan. Tabii hepsinden daha çok bilinen ise iyi bir okçu olmasıydı. Öyle sıradan bir okçu değildi. Okçular tekkesi şeyi olacak kadar usta bir okçu idi. Okçular tekkesi şeyi tekkerin her şeyinden sorumlu kişiydi. Tüfek icat edilene kadar okçuluk özel bir meslekti. Herkes okçu olamazdı. Okçu olmak için eğitim almak gerekiyordu. Biliyorsunuz ok eskiden son derece etkili bir saldırı silahıydı. Tüfek icat edilene kadar orduların en yıkıcı gücü okçular idi. Türk milletinin okçulukta son derece maharetli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Hatta en güçlü orduları okçularımızın cesareti ve mahareti sayesinde dile getirdiğimizi de tarihçilerimiz anlatmaktadırlar. Düşmandan kaçar yapıp gibi yapıp geri dönerek ok atmak sadece Türklere mahsus bir savaş taktiğiydi. Aynı şekilde düşmandan kaçar gibi yay gibi geri çekilerek düşmanı kuşatma altına almak da yine Türk okçuların tarihi bir savaş oyunudur. Türk milletinin tarihe kurduğu en büyük, en ihtişamlı devlet de Osmanlı'dır. 13. yüzyılda kuruldu. Ama en kudretli yıllarını 1450 ile 1700 yılları arasında yaşadı. Osmanlı Devleti'ni dönemin süper gücü haline getirenlerin başında da yine okçular bulunmaktaydı. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde okçulara özel bir ehemmiyet verilmekteydi. Biraz önce söylediğimiz gibi tüfek icat edilene kadar, yani mertlik bozulana kadar her şey savaş taktikleri, savaşın başarısı efendim okçularımızın omzunda, onların zekasındaydı. Şeyh Hamdullah da tarihe altın, adını altın harflerle yazdırmış maharetli okçulardan biri ve onların şeyhidir. İlk hünerini İstanbul'daki meşhur Ok Meydanı semtinde göstermiştir. Yayını gelip okunu fırlattığında 729 metre uzaklığa düşürmüştür. Bu mesafe o tarihe kadar hiç atılmamış ve en uzak mesafe olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple okun düştüğü yere de o nişan taşı dikilmiştir. Onun has sanatındaki maharetini bilen Sultan Beyazıt Han okçuluktaki hünerini de öğrenince okçular tekkesi şeyhliğine kendisini tayin etmiştir. Değerli kardeşlerim, tekke denince çok kişinin aklına yan gelip yatıran yer olarak kabul edilir. O yüzden tekke müdavimleri miskin olarak görülür. Oysa tekkeler amaçlarından sapmadan önce hem manevi eğitimin yapıldığı hem de mesleklerin öğretildiği, edep ve adabın efendim hakim kılındığı bir yer idi. Okçular tekkesi de okçuluğun öğretildiği yerdir. Okçuluk son derece zor bir iştir. Tıpkı bugünkü manada profesyonel sporcu olmak gibi zorlu, yorucu bir süreci vardır. Kemenkeş olmak ya da çok şeken olmak isteyen en az 3 yıl kaslarını güçlendirmek için boş yay çekerdi. O yüzden de boş boş kiriş çekmeye kepaze olmak deniliyordu. Ayrıca kirişe de çile deniliyordu. Çile çekmek 3 yıl boyunca boş kiriş çekmekti. Bir nevi yarışmaya katılmadan ağırlık kaldırmak gibiydi. Bu anlattıklarımdan son derece okçuluğun ayrı bir hüner işi olduğunu düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Muhtemel işimizden bazılarının ilgisini uyandırdığını zannediyorum. Sergiyi birlikte açtığımız Okçular Vakfı'nın ilgi duyan hemşehrilerimize yardımcı olacağına, yol göstereceğine kanıyım.
Biz de belediye olarak Okçular Vakfı ile işbirliği içerisinde Amasya'mızda böyle çalışmaları önümüzdeki süreçte kendilerinin müsaadeleriyle başlatacağız inşallah. Türk okçuluğunun piri Şeyh Hamdullah Efendi'nin hemşerisi olarak bu konuda girişimde bulunmaya hazır olduğumuzu buradan hepinizin huzurunda ifade etmek istiyorum. Gelişimin anlatıldığı bölümdür bu bölümümüz. Şurada Mısırlara ait hesap makinemiz vardır. Taşlar topun içindeki deliklere yerleştirilir bir hesaplama yapılır. Mayalara ait grift örneklerimiz vardır. Yazı yerine kullanılan sembollerdir yine. 9 adet grift parçası vardır. Her birinde bir ayrı bir sembol vardır. Resimler sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru oluşturulur. Bu tarihsel gelişimin gösterildiği coğrafya haritamızdır. Biz bu bölümde özellikle İnkalardan bahsediyoruz. Neden İnkalardan? Yazıyı hiç kullanmamış, yazı yerine olur bu dedikleri bir düğüm yazısı geliştirmiş en ilkel topluluktur. Hoş geldiniz Sayın Belediye Başkanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, burada bulunan hazuruna, İstanbul'dan gelen başkanlığa Mehmet Bey kardeşim ve Okçular Vakfı Başkanlığı'na, mütevelli heyetine, yani bugün okçuların hanım sultanı olan Sultan Hanımefendi'ye de, şimdi okçuların da tek temsilcileri var hanım olarak. Onu da size tanıtacağım biraz sonra. Evet Sayın Başkanım, kıymetli hazırım. Ben de öncelikle Okçular Vakfı adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabah İstanbul'dan geldik. Herkesin sizlere selamını, sevgilerini getirdik. Kucak dolusu selamlarını getirdik. Hakikaten sabahtan beri 6.55 uçağıyla indik Amasya'mıza, Samsun'umuza geldik, Samsun'dan Amasya'ya geldik. Geldikten itibaren geziyoruz. Hakikaten böyle huzurlu bir kent. Hem havasına yansıyor hem insanlarına yansıyor. Maşallah. Ben sabah hemen başkanımız, ekibi böyle çok güler yüzle karşıladılar bizleri. Ardından cuma vakti gelince başkanımla biraz ayrıldık tabii hemen o esnada. Dedik ki biz de Amasya'mızın güzelliklerini gezelim. Birkaç müzemizi, doğal güzelliklerini gezme şansı yakaladım. Gezerken de insanların tabii ki yüzlerine bakıyoruz, gözlerine bakıyoruz. Eğer bir insanın kalbi gözlerine yansır, herkesin hakikaten gözlerinde bir huzur ve mutluluk var dedim. Başkanım, bunun sebebi nedir dedim kendisine. Evet, hakikaten sizlerle beraber kaldığımız süre içerisinde de bunun sebebinin buranın şehzadeler kenti olması, çok güzel misafirperverliğiniz, muhtarlarımla programda beraberdik. Hepsi ayrı ayrı lütfen kalın, lütfen bugün gitmeyin dediler. Ben hepinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sağlık sıhhatiniz yerinizde olsun. Evet, başkanımıza da bu güzel hizmetlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Efendim ben Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Sayın başkanımız biraz önce bir iltifat buyurdular. Dedi ki, Okçular Sultanı dediler. Dedim ki, başkanım ağzınızdan bal damlıyor maşallah. Sen muhtarları nereden buldun? Evet, muhtarları nereden buldun? Efendim ben İçişleri Bakanlığı Daire Başkanıyım. Muhtarlarımızdan sorumluyuz. Ben de hangi ilimize gitsem muhakkak orada diyorum ki muhtarlarım varsa hemen muhtarlarımla tanışmak istiyorum. Ya buralarında bir rozet oluyor ya da artık alınlarında mı yazıyor, onları tanır hale geldim. Hemen ilk kadın muhtarımla tanıştık. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Dedik ya Amasya'mızda var mı bir sıkıntınız, problemimiz? Her şey çok güzel. İnşallah şu Covid belası da memleketimizden, ülkemizden, dünyamızdan da onu bir def edersek hayırlısıyla buralarda yeniden böyle daha yan yana, kol kola, can cana buluşacağımız yeni programlar ümit ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah Allah! İllallah! Baş üryan, sine füryan, kılıç, alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Olmaz hiç soran. Eyvallah! Eyvallah! Kahrımız, kılıcımız, düşmanı ziyan. Kulluğumuz, padişaha ayan. Üçler, beşler, yediler. Gülbangı Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerim-i Ali pirimiz, sultanımız, hünkârı Hacı Bektaş-ı Veli. Demine devranına, hu diyelim, hu. Okçular, gaza niyetine, yahu! Gaza niyetine, yahu! Gaza niyetine, yahu! Şu an okçularımız atışlarını gerçekleştiriyorlar. Evet, ateş okumuz alev aldı. Evet, şu anda ıslık otu, oku atılmakta. Yukarı 45 derece. Okçular, ok gezde. Gaza niyetine! Oğlum benim kulu koyanına kaçıyor bak, ona göre. Allah ya Allah, bismillah, koca karıştırmış. Komutanım, böyle alayım, siz istiyorsanız. Ben geleyim bir tane de bana.